İyi Parti Fethiye İlçe Başkanlığı görevinde başarılı işlere imza atan Fatih Çoban, SED Medya Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kökdener'i ziyaret etti. Sohbet eşliğinde geçen ziyarette Çoban ve Kökdener yerel seçimler hakkında istişarede bulundu. Ziyaret sonrasında açıklamada bulunan Çoban, ilçe başkanlığı görevinden istifa etme sürecine değindi. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Çoban, şunları söyledi. Evet, bugün SED Medya ailesine uzun süredir konuştuğumuz Seda Bey'le planladığımız bir birlikte olalım çağrısı vardı. Biz SED Medya ailesini bugün ziyaret ettik. Burada olduğumuzdan dolayı da gayet mutlu ve keyifliyim. Onu da belirtmek istiyorum. Tekrardan bir arada yollarımız sizlerle de kesişti uzun bir ara sonrasında. Geçmişe dönük konuşmak artık aynı şeyleri kamuoyu zaten yaşanan süreci bilmiyor ama ilçe başkanlığı seçiminde Kasım'da yapılacaktı. Yapılan seçimde ben aday olmadım. Aday olmak istemedim. Bize göre kimi yanlış uygulamalar, teşkilatçılığa uymayan yanlış uygulamalar sonucunda aday olmadım ama tabii daha sonra ülkemiz açısından çok önem taşıyan bir 14 Mayıs seçimi vardı. Bu 14 Mayıs seçimine kadar, 14 Mayıs, 28 Mayıs ikinci tura kalan seçime kadar ki sürede de mücadelemizi sokak sokak, kapı kapı Türkiye'nin bir değişime ihtiyacını olduğu apaçık belliydi. Memleket iyi yönetilmiyordu. Memlekette tıkanan mekanizmalar vardı. Yoksulluk, hayat pahalılığı, vatandaşımızın satın alma gücündeki düşüklüğü, demokrasi sıkıntısı, adalet mekanizmasının çalışmaması. Yani ülkenin nereye elini attığın zaman elinde kalan bir ülke vardı. Bunun için de İyi Parti'nin de içerisinde dahil olduğu, parti logosunun bulunduğu ittifakta Cumhurbaşkanı adayı ilan edilen, belirlenen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi yönetmeye talip olduğu zamanlarda en büyük destekçisi oldu. Bu ileride çocuklarıma da bırakacağım önemli bir mirastır, güzel bir alın teridir. Hiçbir etikete, sıfata, ünvana gerek duymadan sağ olsun Fethiye Belediye Başkanımız Sayın Halim Karaca, benim yaşadığım köyüm, memleketim, mahallem olan yerlerde bizi davet ederek, bize kürsüyü göstererek Kemal Kılıçdaroğlu için Türkiye'de o günkü esen değişim rüzgarında bize de konuşma yapma fırsatı verdi. Bir arada olduk. Parti kuruluş aşamasında Gençlik ve Kadın Hareketi olarak kuruldu ama yaşımız demek ki 35'e yaklaşınca genç olmadığımızı herhalde anladılar. Yani bizim için siyaset bir kariyer basamağı olarak biz siyaseti hiçbir zaman düşünmedik. Milletimize, memleketimize, ibadetimizin gereği, inançlarımızın gereği hizmet etmek arzusunda bulunduk. Bizim sahip olduğumuz imkanlara sahip olmayan insanlarımızın mesuliyetini hep hissettik. Şu anda da öyle bir aktif siyaset yapacağız diye bir iddiamız yok. Ama tabii ki 3 yıla yakın bir süre İyi Parti'yi bulunduğu bölgede bir ivme atlattık. Bunu da daha düne kadar bizim siyasi büyüklerimiz bizlere teşekkür ederken, bizlerle ilgili cümle kurarken belirttiler. Samimi bir şekilde inandığımız doğrularımızı, ideallerimizi yerine getirmek için büyük bir Fethiye'de fedakarlıkla ben ve arkadaşlarım çalıştık. Şu anda da belli bir arkadaş grubumuz var. Haftada bir, iki haftada bir istişare ettiğimiz arkadaşlarım var. Onlarla süreci değerlendiriyoruz. Ama Türkiye şu anda maalesef ki iyi yönetilmiyor. Tabii seçimden sonra alınan bir hezimet var. Bu seçimin kazanılmasına dair çok büyük umut besleyen insanlarımız vardı.
O insanlarımız da aslında kendi bize oy veren, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veren seçmen de birazcık demoralize olmuş bir durumda. Ama bizler için, onlar için her seçimi kazanacağız diye kazanmak istiyorduk. Siyaset iddia işidir tabii ki ama Necip Türk milletinin de siyasi irfanı çok büyük. Bu konuda memleketi yönetme şansını 5 yıl daha Sayın Cumhurbaşkanımıza verdi. Arkadaşlarımızla değerlendirme yapıyoruz. Fethiye'de aktif siyasetin içinde olacağız önümüzdeki süreçte de. Toplantılar gerçekleştiriyoruz. Eksikliklerimizi gidermek için, fazlalıklarımız varsa onları törpülemek için sürekli istişareyi bul. Ama düşünce olarak Türkiye bu şartlarda iyi yönetildiğine dair cümle kurmak çok zor. Her geçen gün ekonomik şartları zorlaşan bir Türkiye, üretimden kopan bir Türkiye, kendi içerisinde siyasi bir hesaplaşma haline getiren, bunu da artık biz öz eleştiri de yapayım, muhalefet, yani seçim 14 Mayıs, 28 Mayıs kaybedilmiştir ama Türk milletinin umudunun kaybedilmesine asla müsaade etmeyin ve herkes titreyip yeniden önümüzde zaten Mart ayında gerçekleşecek bir yerel seçim var. Tekrardan hataları bulunması gerekiyor. Biz nerede, nasıl hataya düştük, bu seçimi kaybettik. Bunlarla ilgili artık senden oldu, benden oldu, senin yüzünden ülkeyi %48'lik de değil, %100'lük bu 85 milyon, 86 milyonu artık umut olacak reel, gerçekçi adımlar atılması gerekiyor Emrullah Bey. Teşekkürler. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Sağ olun. Bugün bizi burada çok güzel bir şekilde misafir ettiğiniz için başta Set Medya Yönetim Kurulu Başkanı Seda Köktener'e ve kıymetli basınımızın güzide temsilcileri sizlere saygı, sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum.